çok beğendim. Özellikle manzarası birazdan göstereceğim size. Burası özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kezlok ve şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Sizin için sordum. Herkese yeniden merhaba. Yine çok güzel bir bölüme daha birlikteyiz. Mersin'in sahillerini, plajlarını, denizlerini anlattığımız serimize devam ediyoruz. Bugün özellikle sizlerin isteği üzerine Sultan Koyun'a geldim ve sizleri Sultan Koyun'a getirdim. 2 gün boyunca buradayız. Sizlere Sultan Koyun'u anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda da çok güzel bir otelde kalacağım. Athena Premium Otel'de kalacağım. Video şöyle olacak. Hem ücretli hem de ücretsiz alanın sizlere anlatmaya çalışmış olacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz Sultan Koyun hakkındaki tüm sorularınıza cevap bulmuş olacaksınız. Bu arada videoya geçmeden önce hatırlatmakta fayda var. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız yeni bölümümüz başlıyor. Şimdi Sultan Koyu dediğimiz alan burası. Çok güzel ve küçük bir koy. Özellikle hafta içinde tercih ederseniz biraz daha sizin için iyi olacaktır. Çünkü hafta sonları küçük alan olduğu için çok fazla kalabalık oluyor. Bunu bilmenize fayda var. Bizim videoyu çektiğimiz gün pazartesi. O yüzden sahil biraz daha sakin. Şimdi burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir işletme var. Şezlong ve şemsiyeyi kiralayabiliyorsunuz. Sizin için sordum. Kişi başı 200 TL'ye şezlong ve şemsiyeyi kiralayabiliyorsunuz. Neyden faydalanabiliyorsunuz? İşte bakın şurada duş alanını kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda WC ve aynı zamanda da giyinme kabininden faydalanabiliyorsunuz. Şurada bir bar alanı var. Burası tabii ki o sizin fiyatlarınıza, yani şezlong ve şemsiye fiyatlarına dahil değil. Kendiniz burada geldiğinizde ücret ödeyerek istediğiniz ihtiyacınızı alabiliyorsunuz. İşte karşıda yine aynı alanlar var. İşte apart otellerin olduğu alanlar var. Burası özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yolun altında kaldığı için hani biraz daha insanlar tarafından hani çok dikkat edemeden geçilen bir alan oldu. Yol plajın hemen yanından geçiyordu ama şimdi yol yapıldıktan sonra biraz daha yukarıda kaldı. Bu da bu plaja bir artı sağlamış oldu. Bulunduğumuz merdivenlerde gördüğünüz gibi çok güzel renkli merdivenler. Burası özellikle fotoğraf çekmek isteyenler için çok güzel bir alan yaratıyor. Bu arada ben otele geçip yerleşeceğim. Sonra tekrardan gelip denizin tadını çıkaracağım. Hem denizde hem de havuzu keyfini çıkartmış olacağım. Şimdi arkadaşlar bizim kaldığımız oda 20. katta ve 2+1 oda. Bir yatak odası var. İşte oturma odası alanı var. Bir de hemen şurada çocuk odası var. Burada 1+1, 2+1 ve 3+1 konaklayabiliyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. Daha odanın içine girer girmez çok beğendim. Özellikle manzarası birazdan göstereceğim size. İşte şu alan oturma odası ve mutfak alanı olarak kullanıyorsunuz. Günlük kullanım alanında kullanacağınız güzel bir alan. Her şeyi de kaliteli yapmışlar. Gelen misafirlerin konforu düşünülmüş. Şöyle bir balkonu var. Balkondan da manzara harika. Ben çok beğendim. Zaten şöyle göstereyim. Gelin. Gelin. Şimdi burada güneşin doğuşunu sabah eğer çekebilirsem size, onu da göstermeye çalışacağım, video koymaya çalışacağım. Burada oturduğunuz zaman oh mis gibi denizin keyfini çıkartıyorsunuz. Bu arada burası deniz olarak, bakın şurada Sultan Koyu var. Mersin'den güzel koylarından birisi. Burayı kullanıyor. İşte buraya da ulaşım hemen şurada, bakın altta göstereyim ben size. Bakın şurada asansör bölümü var. İşte havuzlu alanın olduğu yerde asansörde aşağı iniyorsunuz. Bakın kendine ait bir yürüyüş alanı var. Oradan da yine giderek bakın şu alandan şu şekilde alttan, yolun altından oraya geçiyorsunuz. Birazdan aşağıda havuzun tadını çıkartacağım. Sonrasında öğleden sonra da size yine aynı şekilde Sultan Koyun'u anlatmaya devam edeceğim. Balkonda da şu şekilde oturacağınız, dinleneceğiniz çok güzel minik bir masa ve iki tane de sandalye koymuşlar. Gelin. Az önce bahsettiğim gibi 2+1 olan bölümdeyiz biz. İşte burası da iki tane çocuğunuz varsa ayrı bir bölüm var. Çok güzel. Burayı özellikle beğendim. Bu arada her yerde klima var. Hani girişte vardı, bakın burada. Oturma odası mutfak bölümünde var. İşte burada çocukların olduğu alanda yine bir klima var. İçeride de yine bir klima var. Şimdi ebeveyn bölümüne geçiyorum. Geçerken de hemen ortak kullanım banyosu var. Şunu ben açık net söyleyeyim. Bir otelin kaliteli olduğunu ispatlayan en önemli yerlerden bir tanesi de banyo ve tuvaletin olduğu bölümdür. Ben de zaten siz tabii videoya başlamadan önce bir şöyle bir keşif yapmıştım. Gerçekten şu kalite sizi evinizdeymiş gibi hissettiriyor. Her dokusu, her detayı özenle seçilmiş, özenle yerleştirilmiş. Gelelim işte büyüklerin kalacak olduğu alan.
Burada bir sürpriz daha var. Ben yeni fark ettim. Şimdi videoyu çekerken fark ettim. Sürpriz demeyelim de söyleyeceğim şimdi. Yine burada aynı şekilde işte çift kişilik bir yatak ve yine buranın da balkonu var. Buradan da manzaranın keyfini çıkartabiliyorsunuz. İlk başta keşif zamanı dikkatimi çekmemişti. Kapı açıktı. Yine burada dolap var. Dolabı kullanabiliyorsunuz. Ebeveyn banyosu var. Şöyle göstereyim size. Bu da gayet büyük ve şık. Ben çok beğendim. Eğer yolunuz Mersin tarafına düşerse özellikle Sultankoyu civarında Athena Premium Oteli size tavsiye ediyorum. Gelip konaklayabilirsiniz. Otelin havuz girişi burada. Hemen buradan bu şekilde devam ediyorsunuz. Bakın ileride şöyle göstereyim. Büyük bir kaydırağı var. İşte burada bir havuz var. Burada yine küçük bir kaydırak alanı var. Bu havuzun, bu kaydırağın olduğu alanın diğer tarafında da havuz var. İşte bakın şöyle koca, devasa bir otel. Şöyle göstereyim size. İki blok halinde yapılmış bir otel. Şimdi bu alandan istediğiniz gibi havuzları kullanabiliyorsunuz. İsterseniz o büyük kaydıraklı olan havuzu ve yanındaki havuzu, isterseniz buradaki havuzu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de buradaki küçük kaydıraklı olduğu havuzu kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bakın burada bar alanı var. Bar alanından da alkolsüz içeceklerinizi içebiliyorsunuz. Özellikle öğle saatlerinde saat 2 civarında burada atıştırmalıklar çıkıyor. Onların da geldiğiniz, tabii konakladığınız fiyata göre onların da faydalanabiliyorsunuz. Ben şimdi biraz havuzun tadını çıkartacağım. Sonra yeniden tekrardan görüşelim. Şimdi hemen havuzların yanında asansörde alt taraftan gidebiliriz denize. Evet, asansör geldi. Şimdi biraz da denizin keyfini çıkartalım. Özellikle otelde şunu sevdim. Her yürüyüş alanının üzerini bu şekilde bakın sarmaşıklarla kapatmışlar. Bu da size gölgelik alan sağlıyor. Yoksa burada yürümek gerçekten çok zor olacaktı. Hani burayı üstünü brandayla da kapatabilirlerdi ama bu şekilde sarmaşıkla düşünmeleri çok güzel bir çözüm olmuş. O da bir artı oldu benim için. Şimdi buradan gideceğiz. O az önce gördüğünüz yukarıda geçen yolun altından Sultankoyu'na geçeceğiz. Biraz da Sultankoyu'nun tadını çıkartalım denizin. Şöyle söyleyeyim, Mersin'in aslında çok güzel denizleri, çok güzel koyları var. Mersin'le ilgili merak ettiğiniz yerlerle ilgili kanalımda çok güzel videolar var. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, burası kum bir plaja sahip. İşte bayağı bir derinleşmiyor. Yaklaşık bir 20-30 metre gidiyorsunuz. Sizi boylamıyor. Özellikle çocuklarla için burayı tavsiye ediyorum. Şimdi ben de bu güzel denizin keyfini çıkartacağım. Sonra tekrardan görüşelim. Anxiety, filling up every space, no privacy. Evet, yine çok güzel bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Sultankoyu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım rehber niteliğinde olmuştur. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.